Suriyeli kız çocuğu Maya'yı hatırladınız mı? Hani Maya yürüyemiyordu, doğuştan bacakları yoktu. Babası ona boruyla bacak, konserve kutusuyla da ayak yapmıştı. O görüntüleri paylaşıldıktan sonra Kızılay hemen devreye girdi. Ve Maya artık İstanbul'da protest tedavisi başladı. Muhabirimiz Umut da, Umut Erol da Maya'nın ve doktorlarının yanında. Şimdi hemen Umut'a dönelim. Umut merhaba. Nedir Maya'nın durumu? Ne zaman protezler takılacak? Ne zaman yürüyecek? Senden güzel haberler bekliyoruz. Dinleyelim. Evet Elin Aslan, aslında artık Maya'yı herkes tanıyor, herkes biliyor. Çünkü onun kendince verdiği bir okuma mücadelesi vardı. En büyük destekçisi de şüphesiz babasıydı. Bize tabii onu bekliyoruz, Maya'yı bekliyoruz burada saatlerdir. Çünkü ona mikrofon uzatmak, onun duygularını, düşüncelerini almak bizler için de oldukça önemli. Şimdi zaten babasıyla birlikte yanımızda, artık onlar Türkiye'deler. Kızılay onları Suriye'de buldu, onlara ulaştı. İlk başta tabii oraya ekipler gitti. Orada tedavi süreciyle ilgili bir girişimde bulundu Kızılay. Ancak tabii işte o tedavi sürecinin devam edebilmesi için de Maya ile babasının Türkiye'ye gelmesi gerekiyordu. Artık onlar buradalar. Burada Türk doktorlarına emanetler ve burada Maya için artık bir protez ayarlanacak ve artık yürüyerek okula gidecek. İsterseniz onlara da dönelim. Onlara da mikrofon uzatalım. Tercümanımız da yanımızda. Onların da düşüncelerini alalım. Öncelikle babasıyla başlayalım isterseniz. Babası bu boru ve teneke konserveden yapılmış bir protez. Evet. Neler hissediyor, neler söylemek ister? Böylesi zor şartlarda orada yaşıyorlardı. Türkiye'deler artık. Evet. Neler hissediyor? Kif tahsun hala intum jitum Suriye min harb ile hon. Amitum hada vada iktisap mişan binze yani. Ve hala inte amit hada imkaniyet tak yani. Hala işon tahas yani. Elhamdülillah hala jiti ile Türkiye. Elhamdülillah no. الله سبحانه وتعالى قدرنا انه جينا على تركيا وان شاء الله تعالى انه يعني نركب لها اطراف انه تقدر تمشي وتعتمد على نفسها واحنا اللي قدرنا يعني سوينا لها هذا النه Allah'ın lütfuyla, takdiriyle çok şükür hani oradan buraya kadar gelebildik diyor. Çok şükür sizin sayenizde. İnşallah da kızım için zor durum ama inşallah daha iyi olacak inşallah diye söylüyor burada. Peki şüphesiz ki onlar için çok zor bir durumdu ama yani nasıl aklına geldi? Neden nasıl böyle bir süreçte böyle bir şeyi yaptı kendisi? Orada imkansızlıklar çok fazla. Ancak o bir baba olarak kızını her şekilde okula yollamak istedi. Değil mi? Hala yani bir Suriye entkum o da iktir sahibi yani. Yani mafi imkanet ebeden yani ve intum kuntum yani bil beytkum yani. İşten ente fakret atamil hada yani. Mendik şey yani. Yani لما شفت بنتي انه قاعده ما تقدر تتحرك يعني فكرت انه بدي احط لها شغله بس انه تحميها عن من الارض والجبل واللي هيك الوضع مثل ما قلت بسوريا يعني كثير صعب ففكرت لها بهذا انه قلت انه بدها شغله انه تكون يعني طريه على رجلها احط لها شغله تلبسها برجلها وتمشي بها hani diyor ki hani oradaki durumumuz gerçekten hani çok zordu ve hani yer olarak da şey değil hani hep taşlı yollar şey ve kızımın yürüyememesi benim canımı çok hani canım üzüyordu beni ve canım çok sıkıyordu. Ben de ona hani bir şey yapmak istedim ve rahatlıkla yürümesini arzu ettim hani oradan destek al ya bir şeyden destek almasını istedim ve böyle bir şey düşündüm ona ve çok şükür bununla da biraz idare edebildi. Şimdi Suriye'de hala çocuklar ölmeye devam ediyor. Çok zor şartlarda. Zaten kendileri de o zor şartlar içerisinde yaşıyorlar. Suriye'de böylesi bir mevcut durum var. Ve şu an Türkiye'de mümkün olduğu kadar destek çıkmaya çalışıyor. Oradaki hem çocuklara hem orada yaşayan insanlara. Bu konuda neler düşünüyor? Hala o da yani bir Suriye iktisabı hala. Yani şebab yani atıfal, benat, kul yumutun yani. Bil harp yani. İntişan tıfakır yani hala. İnşallah mişanı istir koyuyor yani kuşa halum yani inşallah. يعني يا ريت انه الناس كلها تخبر بيهم اللي الناس اللي عمال تساعدهم اللي كل واحد محتاج انه يلقى حد يساعده ان شاء الله يا رب مثل ما ان الحمد لله لقينا حد يساعدنا hani bize şu anda yardım eden birileri oldu çok şükür diyor. Hani umuyorum ki oradaki her hani muhtaç olan insanlara hani birileri el uzatır onlara yardım ederler diyor. Dünya şu anda Suriye'ye, orada ölen çocuklara sırtını dönmüş durumda. Tabii Türkiye dediğimiz gibi elinden gelen her şeyi yapıyor ama dünyanın bu konudaki bu ikiyüzlü tavrını nasıl değerlendiriyor? Hala nahne yani nar yani alem yani. Yani doğru halu yani. Ma yitabah ile Suriye, ma yitabah ile etfal, ma yitabah yani nas yimutun. İnto işon tefekkür yani mişan hadi yani hal alem yani. Hüve lazım el alem yani enno yitşufa nasa li amal
تتعدى بسوريا اللي مثلا اللي عم بدها مساعدة اللي بدها حد يساعدها يساعدونهم. Yani dünyanın buna zaten bir çare olması lazım. Yani insanlara yardım edilmesi lazım. Yani Suriye'nin ilk önce Suriye olmak üzere yani herkese bu konuda yardımları olması lazım ve bunu çözüme kavuşmaları gerekiyor yani. Öyle sırtına dönmemesi lazım. Peki Maya'ya da soralım ama biliyorum o da tabii yaşadığı şeylerin zorluklarla birlikte tabii şu anda pek konuşmuyor ama yine de bir sormaya deneyelim isterseniz. Maya'nın en büyük isteği yürüyerek okula gitmekti. Evet. Neler söylemek istiyor? Yürüyerek okula gitmek istiyordu. Şimdi artık kısa bir süre içerisinde yürüyecek. Kendisi neler söylemek istiyor bize? Maya, tıktıkları da ki mene hala inşallah inti tıvakkıfın bil icrenki ve tıvahinle midrese inşallah nehne hada nirit inti de tıkıdın hada tıkıdın da inti tıkın şey tıkıdın tıvahinle midrese mu? Evet, Maya biraz çekiniyor herhalde bize. Evet. İnşallah nehne nirit inti tıvahinle midrese inşallah ve inti timşin yani. İnti. Peki babasına soralım. Kendi babası ne düşünüyor? Artık yürüyerek evet. Okula gidebilecek mi? İnşallah, inşallah, inşallah. Huwa yıkta hiyetikta turuh ile midirse meşi yani inşallah. İnşallah Teala zarakkabat atraf inşallah ne tekrar turuh. İnşallah protezi takar. İnşallah bunu başaracak diyor. İnşallah. Evet, Maya tabii artık dediğimiz gibi Türk doktorlarına emanet. Protez uzmanımız Mehmet Çulcu hocam da yanımda. Kendisine de Maya'nın sağlık durumu ile ilgili isterseniz son durumu soralım. Şöyle hocamın hemen yanına geçeyim ben. Hocam öncelikle Maya ve babası yanımızda. Nedir son sağlık durumları? Maya'yı dün kontrol ettik, babasını da. Maya'nın protezlenmesi ile ilgili bir problem yok. Teknik değerlendirmesini, tıbbi değerlendirmesini yaptık. İnşallah onun malzemeleriyle ilgili organizasyonu da gerçekleştireceğiz. Alınan ölçüye uygun bir şekilde bir soket hazırlıyoruz şu anda. Onlar hazır olduğunda ilerleyen aşamalarda sizi de bilgilendiririz. İnşallah yavaş yavaş başlayacağız. Ama bu bir süreç. Hiç yürümeyi bilmeyen bir çocuğumuz. Biraz zaman alacak. Bu birkaç ay gibi. İnşallah onun sonunda bağımsız yürüyerek buradan kendisini uğurlayacağız. Ya da belki Türkiye'de misafir edeceğiz. Umudumuz onun Türkiye'de sürekli olarak kalabileceği koşulların yetkililerce sağlanabilmesi. Çünkü çocuk hastalarda gerek protezin bacağının içine girebildiği güdüğün deniyor. İçine girebildiği soketin çocuğun gelişimine bağlı olarak değiştirilmesi gerekiyor. Gerekse boyunun uzatılması anlamında. Yani sık sık müdahale edilmesi gereken yaş grubunda. Dolayısıyla sorun bugünün sorunu bitti, her şey bitti demek olmayacak. İlerleyen zamanda düzenli olarak yardıma ihtiyacı olacak. Umudumuz devletimizin buraya gelmelerinde destek olan Kızılay'ımızın himayesinde bu sürecin uzunca bir zaman takip edilmesi. İnşallah biz elimizden geleni yapacağız. Onu da böyle bu mahzun bakışlardan inşallah kurtaracağız. Hocam şimdi öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Siz tabii ki bu işin uzmanısınız. Şüphesiz ki protez önemli bir konu. Ancak babasının kendi çabalarıyla yaptığı gördüğünüz gibi bu tenekeden protezlerle şu an yürüyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu insanoğlu çaresizliğinde çözüm üretiyor. Ben mesleğimin ilk yıllarında Karadenizli bir hastamın güğüm derler, bilmiyorum bilir misiniz, hani kömür sobalarının üzerlerinde falan hani böyle su ısıtmak için kullanılır. Güğümden kendisine protez yaptığını da görmüştüm. Hatta bir müddet burada onu, kendisini protezledikten sonra bir müddet onu burada tutmuştum. Çaresizlik insana bunları yaptırıyor. Ama gerçekten hiç yoktan denebilecek kadar iyi. Çünkü en azından ev içerisinde ambule edebilmiş, hasta tuvaletine gidebilmiş, mutfağa gidebilmiş, ihtiyaçlarını görebilmiş. Hatta belki işte birinin yardımıyla dış ortam ambulasyonu da sağlanmış. Bu bizim için protez öncesi bir hazırlık gibi bile değerlendirilebilir. Aslında çok isabetli bir çalışma olmuş. Yokluklar içerisinde bunu elde etmek oldukça önemli, kıymetli. Özellikle bir baba yapınca herhalde. Bir babanın acısı, umudu. İnşallah elimizden geleni yapacağız bakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet Elin Aslan, dediğimiz gibi artık Maya Türkiye'de babasıyla birlikte. Ben de hemen onların yanına şöyle gelmek istiyorum. Gerçekten Maya'yı görmek, onunla yayın yapmak benim için de
Çok güzel bir şey. Çünkü günlerce biliyorsunuz onu haberlerden izledik. Dediğimiz gibi Kızılay'da hem onu hem de babasını Türkiye'ye getirdi. Artık tedavi sürecini burada devam edecekler. Ve inşallah kısa süre içerisinde de Maya bu güzel bakışlarıyla artık okula gidecek. Belki de yüzündeki bu hüznün yerinde artık kocaman bir gülümseme alacak. Protezlerine kavuştuğu zaman diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Umut Erol, teşekkür ediyoruz. Umut'tan aldık Maya'nın güzel haberlerini. Başından...